Çok tarihi bir ülke Türkiye. Hoş geldiniz demek istiyorum. Sizinle birlikte burada olmak ve görüşlerimizi paylaşabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Ve buradaki konumuz Türk Dönem Başkanlığı'nın gündemiyle alakalı. Ve tabii ki de bizim dönem başkanlığımızın ve uluslararası gündemin önemli maddelerini burada sizlerle paylaşacağız. İş dünyasıyla politika yapıcıları birlikte çalışmak suretiyle uluslararası siyasi ekonomiye ve küresel krizlere nasıl cevap verecekler, bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla ben burada bazı ana konuların altını çizmek istiyorum. Bugün burada bazı politikacıları da görüyorum. Bir arada nasıl birlikte çalışabiliriz ki buradaki sahiplenme ve aidiyet duygusu beni de mutlu ediyor. Uluslararası küresel toplumun, insanlığın geleceği yeni ilişkin bu sahiplenmesi beni mutlu ediyor. Tarihin belli zamanlarında, belli konularda bizler normalden farklı davranırız. Ulus devletlerin bakanları olarak değil de başka bir şekilde davranırız. Ben Dışişleri Bakanı iken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevre konulu toplantılara katılıyordum ki zannedersem sizlerin de benzer deneyimleriniz olmuştur. Birkaç gündür sizleri burada görüyorum ve bunu anlıyorum. Çok uzun teknik tartışmalar yürür oralarda ve bazen de bizler ulusal önceliklerimize odaklanırız, küresel aidiyet veya sahiplenmeden ziyade. O çevre konusundaki Dışişleri Bakanları toplantılarından bir tanesinde zannedersem ben 8. konuşmacıydım. Ve dostlarımın, meslektaşlarımın birçoğu esasında sıra bana gelene kadar kendi ulusal perspektiflerini çevreyle alakalı olarak ortaya koydular ve çevre politikalarının belli kısıtlarını ortaya koydular. Ve birçok insan dinliyordu ama gerçekten böyle bir etkileşim yoktu. Benim konuşma sıram geldiği zaman genellikle biliyorsunuz diplomatlar metin hazırlar ve bunu yaparken de teknik ve can sıkıcı bir şekilde bunu yaparlar. Kimse de dinlemez onları. Herkes zaten onları bekler. Ben metnimi okumayacağım dedim. Metni bir kenara bıraktım. Ama bir şey söylemek istiyorum dedim. Diğer konuların hepsinde biz kendi ülkelerimizin, ulus devletlerimizin bakanları olarak davranabiliriz. Ama mevzu çevre ise, ki çevre dediğimiz zaman insanlığın geleceğinden bahsediyoruz. Bizler insanlığın İçişleri Bakanı olarak konuşmak durumundayız. Ulus devletlerin Dışişleri Bakanları olarak değil. Çünkü ontolojik bir varlığımız olmazsa siyasi bir varlığımız da olmaz. Yani biz insan olarak var olmazsak siyasi olarak da var olamayız. Küresel bir ekonomik kriz ortaya çıktığında da Maliye Bakanları, ulus devletlerin Maliye Bakanları sadece kendi ulus devletlerinin maliye bakanları olarak davranmamalılar. Aynı zamanda küresel toplumun bakanlarının oluşturduğu ortak bir kulübün bakanı olarak davranmaları lazım. Aksi halde çok uzun süre tartışırız ama neticede belli sonuçlara ulaşamayız. Özellikle bu tarihi günlerde ve yıllarda ki küresel ekonomide ve siyasette dönüşümün yaşandığı bu tarihi dönemlerde analizleri nasıl yapacağımız konusunda, durumu nasıl anlayacağımız konusunda ve belli politikaları nasıl şekillendirip krize müdahale edeceğimiz konusunda çok dikkatli olmalıyız. Evet, bizler tarihi bir krizler döngüsünden geçiyoruz 2008 küresel ekonomik krizinden sonra. Ve tabii ki eski deneyimlerden de ders almak durumundayız. Dünya ekonomisi belli ekonomik krizleri geçmişte nasıl aştı? Dün 1924 ekonomik krizine atıfta bulundum. Uzun vadeli döngülere baktığınız zaman 400 yıllık bir süre içerisine bakalım isterseniz. Çok açık bir bağlantı göreceksiniz küresel ölçekteki savaşlarla ekonomik krizler arasında. 1920-21 krizi Birinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanmıştı. 1929 krizi ise
tarihte yaşanılan en büyük krizdir. O da sadece büyük bir ekonomik kriz değildir. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan da bir kriz olmuştur. Çünkü sosyal huzursuzluk ortaya çıkarmıştır ve belli psikolojik travmalar ortaya çıkmıştır ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu dersler alınarak uluslararası kurumlar ve uluslararası ekonomik ve küresel ekonomik yapılar kurulmuştur. 1970'lerden sonra da enerji krizleri yaşadık ve onları takip eden krizler de oldu. Ne zaman uluslararası camia iyi bir koordinasyona girer, ne zaman politika yapıcılar işbirliği yaparlar, bu tip krizleri aşmak gerçekten kolay olur. 1980'lerden 90'lardan sonra 94'te Meksika krizini gördük. Asya krizini 97'de ve 98'de de Rusya krizini gördük. İşte bu nedenle liderler G20 mekanizmasını kurma kararı verdiler. Çıkarmış olduğumuz bu derslere binaen G20'nin kuruluşuyla birlikte G20 en kapsamlı ekonomik yapı olmuştur. Dünyada ekonomiye yön veren ve küresel ekonominin geleceğini şekillendiren. Burada gerçekten 1999 yılından sonra Türk ekonomik krizleri ve Latin Amerika krizleri 2000 ve 2001 yılları, 2002 yıllarında yaşandı bunlar. Biz birçok ders aldık. Türkiye'de yaşadığımız krizden sonra çok sayıda ekonomik reform gerçekleştirdik ve şimdi çok daha fazla güçlü, istikrarlı, sürdürülebilir mali ve parasal dengemiz var ve ekonomik büyümemiz disipline edilmiş bir tutum üzerine bina edilmiş durumda. 2008 yılında ki 2008 krizi 1929 sonrasında yaşanan en büyük krizdi. Çok büyük bir sıkıntı yaşadık hep beraber. Ama ben burada siyasi sıkıntıları ekonomik sıkıntılardan ayrı tutmuyorum. 2001 yılı biliyorsunuz 11 Eylül saldırılarının olduğu bir yıldı ve güvenlik konularında neredeyse bir deprem oldu. Ve 1989'da da Soğuk Savaş sona erdi. Tüm bu jeopolitik ve güvenlik konuları bir araya toplandığında 2008 yılındaki küresel krize kadar giden yolu hazırladı. Yani hepimizi çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir sıkıntıyla karşı karşıya bıraktı. Bu krizlere baktığımız zaman biz belli ortak noktalarını görüyoruz. Psikolojik sonuçları var. 1929'da da bunu gördük. 1970'lerde, 90'larda ve 2008'de de bunu gördük. Psikolojik sonuçlar önemli bir ulusal travmaya neden oldu. Uluslar için bu krize nasıl cevap vereceğiz diye bir şoka, travmaya neden oldu. Avrupa içerisinde biz belli travmalar yaşadık ve göçmenlere karşı yapılan tutunulan tavrı görüyoruz. Bunlar da ekonomik krizlerin bir sonucudur. Eğer büyümekte olan, yükselen bir ekonominiz varsa böyle sıkıntıları çok rahat aşarsınız. Ama ekonominiz iyi değilse bunları karşılayamazsınız. Ve birçok ulus için bu bağlamda psikolojik şoklar ortaya çıktı. Sosyal sonuçlar neticesinde sosyal huzursuzluk gibi sonuçlar ortaya çıktı ki işsizlik bunlardan biridir. Gençlerin işsizliği bugün Türk dönem başkanlığı içerisinde çok önem atfedilen bir konudur ve sosyal sıkıntılara neden olur. Milyonlarca genç insan işini kaybetti ve Avrupa'da başkentlerde bu insanlar gösteriler yaptılar ve sosyal huzursuzluk nedeni oldu bu. 2008 yılında kriz bildiğiniz gibi emlak fiyatlarının artışıyla başladı. Finansman problemi ortaya çıktı. Daha sonra sosyal problemler, ekonomik problemler ortaya çıktı. En sonunda da birçok ülkede siyasi krizler ortaya çıktı. Ve siyasi krizlerin sonunda da milliyetçi hareketler yükselişe geçti. Ekonomik krizlere baktığınız zaman, ekonomik krizler olduğu zaman her zaman ekstremist akımlar ve siyasi hareketler hep yükselişe geçer. Çünkü siyasi istikrarsızlık olur. Ana akım siyaset yerini ekstremist siyasete bırakır.
ve hep olumsuz bir etki ortaya çıkar. Minister of Foreign Affairs in 2009. 2009 yılında ben Dışişleri Bakanı oldum ve 5 sene sonra da başbakanlığa geldim ve ben hep NATO toplantılarını, Avrupa Birliği toplantılarını, katılımcı toplantılarını katıldığım zaman hep böyle seyrediyordum ve 5 sene içerisinde 6-7 tane Yunan Dışişleri Bakanı gördüm. 7-8 tane Romanya Dışişleri Bakanı ile tanıştım. Diğer ülkelere baktığınızda 4-5 tane bakan değiştiren ülkeler gördüm. Siyasi istikrarsızlık ekonomik krizlere paralel olarak gider. Ve bu da uluslararası siyasi ekonomi krizleri oluyor. Bu sadece ekonomi demiyorum. Burada siyasi ekonomiden bahsediyorum. Bu siyasi istikrarsızlık bütün uluslar için bir sıkıntıdır. Türkiye olarak bu yıl biz demokratik bir seçim yaptık. Bir başka seçime gideceğiz şimdi. Siyasi bir istikrara kavuşmak için bu seçime tekrar gideceğiz. Ve bugün Avrupa'daki en büyük sıkıntı şu. Siyasi ve ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği Avrupa'nın en büyük sıkıntısı. Yani dediğim gibi bir siyasi sonucu da var. Tabii ki krizlerin ekonomik sonuçları da var. Burada hükümetlerin müdahaleleri artıyor ve küresel ticarette korumacı politikalar güçleniyor. Daha fazla korumacılık ortaya çıkıyor ve dolayısıyla küresel ticarette daha az büyüme meydana geliyor. Durum böyle olunca da daha az üretim, daha az yatırım. Yani bu bir kısır döngü. Ama kriz dönemlerinde eğer küresel olarak durumu yönetemiyorsak, yani bir şekilde uluslara güven verebilmek için psikolojik olarak bunu yönetemiyorsak, o zaman her bir ulus kendi milliyetçi korumacı politikalarını ortaya koymaya başlıyor ki bu da birçok sorunun ulus devletlerin önünde ortaya çıkmasına neden oluyor. Şimdi bu evveliyat üzerine bina ederek şunu söyleyebiliriz. Mevcut duruma bakıyoruz. Bazı iyileşmeler var gelişmiş olan ekonomilerde ve bizim önümüzde bir noktaya kadar istikrar sağlanmış durumda. Ancak bunlara rağmen belli problemler hala bizim gündemimizde, masamızın üzerinde yer alıyorlar ve bunları biz paylaşmalıyız, ayrıntılarıyla tartışmalıyız. Hiçbir zaman için bu tip krizlerden kaçamayız, bu tip sıkıntılardan kaçamayız. Eğer ki biz verimli bir şekilde işbirliği yapamıyorsak bu sorunları çözemeyiz. Bugün finansal piyasalar volatil, finansal piyasaların volatilitesi çok belli sıkıntıları da ortaya çıkarıyor ve geleceğe dönük olarak plan yapamıyoruz. Altyapı projeleri ve yatırımlar planlanamıyor bunlar nedeniyle. İkincisi, gelişmiş olan ekonomilerde özellikle 2 yıldan beri ve bu yıl ekonomide iyileşme var ama gelişmekte olan ekonomiler eski dinamizminden çok uzak. 2010-2011 yıllarında yükselen piyasalarda bir dinamizm vardı. BRIC ülkelerinin küresel ekonomik hasılada %2 oranında paylarının arttığını görüyorduk ama dinamizmde gerçekten bir azalma var yükselen piyasalarda. Üçüncüsü, gelecekteki büyüme için de beklentiler zayıf. Geçtiğimiz sene Brisbane'da G20 büyüme oranlarının fazladan %2 artırılması gibi bir hedef ortaya konuldu. Bu zor görünüyor. Dördüncüsü, küresel ticaret de beklenmedik şekilde azalıyor. Küresel ticaretle siyasi istikrar da birbirleriyle bağlantılıdır. Çünkü jeopolitik gerilimler ve birçok siyasi kriz dünyayı etkilemekte. Durum çok daha kritik hale geliyor. Beşincisi ise bazı kilit ülkelerde düşük enflasyon devam ediyor. Altıncısı, borç yükü hala gündemimizde. Yedincisi, yükselen piyasalardan çıkan yatırımların ve sermayenin tekrar geri gelmemesi gibi bir sorun var. Çok daha önemlisi, yapısal reformlar gecikiyor. Hepimiz kriz dönemlerinde çok hızlı bir şekilde belli kısa vadeli
kriz işaretlerine müdahale edildiğini biliyoruz ama yapısal reformlara ihtiyacımız var orta ve uzun vadede. Bu ekonomik durum jeopolitik gerilimler nedeniyle daha da kötüye gidiyor. Ben burada bir önceki siyasi ve güvenlik problemlerine konuşmamın başında da atıfta bulunmuştum. Jeopolitik bir kayma da var. 1990'larda Soğuk Savaş dönemi bittikten sonra bunu gördük. Bu bir depremdi. Ve güvenlik riskleri de 11 Eylül'den sonra arttı. Ve 2008'deki finansal krizle birlikte bunların üçü birleşti. Ukrayna'da şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve bu bizi Soğuk Savaş'ın sonuna, son dönemine götürüyor. Hiç kimse Ukrayna'da böyle bir sıkıntının hasıl olabileceğini düşünmüyordu. Bunun sonucunda uluslararası siyasette bir karşı karşıya gelme durumu oldu. 11 Eylül'den sonra güvenlik riskleri arttı, terörizm arttı. Bugün uluslararası siyasetin gündeminde bir numarada ekstremist hareketlerin yükselişi vardı. Ve tüm bu konuları da tartışmak durumundayız. Biz terörizmin finansmanını belli kanallar üzerinden nasıl durdurabiliriz? Ekonomik enstrümana terörün ulaşmasını nasıl durdurabiliriz? Bunu da tartışmalıyız. Bunun için dayanışma gerekiyor. Türkiye olarak bizler bu jeopolitik gerilimi çok yakından hissediyoruz. Türkiye'nin etrafında en az 6-7 tane ülke. Ben kırılgan demek istemiyorum artık çünkü bütün bu ülkelere bizim saygımız var ama merkezi hükümetler ülkelerini kontrol edemeyecek durumunda. Ülkelerinin sınırları içerisinin tamamını kontrol edemiyorlar ve ülkeyi yönetecek ekonomik politikaları da hayata geçiremedikleri için bizim ihracatımız etkileniyor. Mesela Suriye ile bizim yaşadığımız durum bu. Merkezi hükümet ülkenin ekonomisine hakim değil. Irak aynı şekilde, Ukrayna aynı şekilde, Yemen, Libya, Libya'daki Trablus yönetiminin başbakanı Libya'daydı ve kendisiyle görüştük Libya'yı tekrar nasıl birleştirebiliriz diye. Çünkü Libya önemli doğal kaynaklara sahip bir merkez. Belki de Afrika'daki en zengin ülkelerden bir tanesi ve bugün kriz var ülkede. Sadece ekonomik sıkıntılardan dolayı değil, yönetim sıkıntısından dolayı da bu durum böyle. Dün Irak Başbakanı'yla da bir görüşme yaptık telefonda. Ekstremizm ve DAEŞ'in Irak'ta yükseldiğini görüyoruz. Irak biliyorsunuz dünyanın en büyük 3. petrol rezervine sahip ama ülkenin birçok yerinde, Bağdat'ta özellikle, elektrik alamayan evler var. Dolayısıyla Irak ve Libya ekonomisi eğer tekrar düzelir de ayağa kalkarsa petrol üretimi artacak ve yeni bir ticaret alanı oluşacak. Onların çünkü daha fazla satın alma gücü olacak diğer ülkelerle kıyaslandığında, daha fazla tüketebilecek olan ülkeler bunlar. Dolayısıyla jeopolitik riskler hiçbir şekilde ekonomik durumdan izole edilemez. Bu genel problemleri biz dünya ekonomisinde izlerken şu kararı da aldık. Belli ilkelere bağlı kalmak durumundayız. İşte bunun kararını aldık. G20 dönem başkanlığı projeksiyonu olarak ben hatırlıyorum. Bütün bakanlarla bir arada değerlendirme yapıyorduk ve Türkiye'nin dönem başkanlığıyla alakalı 2015'te pozisyonu ne olmalıdır? Bunu belirlemeye çalışıyorduk. Burada 4 tane temel faraziyemiz vardı ve 3 tane de önceliğimiz vardı. Burada 4 tane beklentiden bahsediyoruz. Kısa vadeli krizlere karşı uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacımız var demiştik. Bunun anlamı nedir? Uluslararası camia ve G20 liderleri mutlaka uzun vadeli bir planı koordine etmek durumunda eğer ki biz küresel ekonomide büyümeyi sürdürmek istiyorsak ve ekonomik krize müdahale etmek istiyorsak. İkincisi, dünyayı bütünleşmiş bir birlik olarak görmemiz gerekiyor. G20 ülkeleri
bir platformdur. Ama bu platform sadece 20 ülkenin müzakere ettiği bir platform olarak kalmamalı. Küresel ekonomiye yön veren bir platform olmalı. Bu bağlamda biz en az gelişmiş olan ülkelere özel bir atıfta bulunduk. Düşük gelirli en az gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz burada. Bugün eğer ileriye dönük olarak küresel ekonomiyi planlayacaksak, biz küresel ekonominin bütün unsurlarını işin içerisine katmak durumundayız. G20 sadece 20 ülkedir. Tabii ki sıradan 20 ülke değildir. Ama bu ülkeler bir karar alıyorsa diğer ülkeleri de etkiler. Dolayısıyla bizler o diğer ülkeleri de dinlemeli, o ülkelerin sıkıntılarını, önceliklerini de göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle düşük gelirli, az gelişmiş olan ülkelerin. Küresel olarak biz bir sahiplenme, bir aidiyet yaratmak istiyorsak, küresel ekonominin bütün potansiyelini göz önünde bulundurmalıyız. Üçüncüsü, toplumun bütün katmanları, bütün ekonomik kararların ve süreçlerin ortağı olmalıdır. İşte bu nedenle yine Türkiye'nin 3 tane önceliğinde biz buna atıfta bulunduk. Gençler, kadınlar, enerji konusu, çalışma konusu, bunların hepsi makroekonomik tartışmalara katılmalı. Dün Maliye Bakanları ve Çalışma Bakanları ortak bir toplantı düzenlediler. Bu çok memnuniyet verici çünkü eğer biz ülkelerimizde kitlelerin sıkıntılarını göremiyorsak, mesela işsizlikle alakalı, sadece hazırlayacağımız makroekonomik politikalar bu ekonomilerimizin geleceğine merhem olamaz. İşte bu nedenle KOBİ dediğimiz yapı bizim için ana referans noktasıdır. Küçük ve orta boy işletmeler, KOBİ'ler. Burada KOBİ'ler toplumun farklı segmentleri arasında bir köprü vazifesi görür. Burada sadece hiyerarşik bir yaklaşım yoktur ekonomide. Mutlaka yatay düzlemde de bunların dağılmış olması gerekir toplumun bütün segmentlerine. Dördüncü noktamız ise Türkiye dönem başkanlığı süreç odaklı olmaktan ziyade sonuç odaklı olacaktır. Elbette ki süreç de önemlidir. Çünkü süreçler bize müzakerelerde bazı dinamizm noktaları kazandırır, ama diplomatik müzakereler olsun, ekonomik müzakereler olsun, eğer siz çok mikro konularda ayrıntılara girerseniz sonu gelmez bir müzakere süreci içerisinde kendinizi kaybedersiniz. Böyle olunca da momentum kaybedersiniz ve sonuçlarda odaklanmaktan uzaklaşırsınız. Dolayısıyla sonuç odaklı olmak çok önemlidir. Bu süreçlerin mutlaka sonuç vermesi gerekir. Sayın Başbakan Yardımcımız bana bilgi verdi buraya gelmeden önce. Çok da mutlu oldum. Hepinize müteşekkiriz. Çünkü çok yapıcı bir yaklaşımla burada Antalya Zirvesi için bir zemin hazırladınız. Belli konu larda zaten kararlar aldınız, bunları gündeme getirdiniz G20 Liderler Zirvesi için. Bu 4 tane ilke elimizde. Eğer bu 4 ilke varsa, yani yapısal uzun vadeli planlama, entegre küresel ekonomi ve bütün toplumu bütün segmentleriyle paylaşım ve sonuç odaklı olmak, bu 4 tane ilke elimizde olduğu zaman 3 tane operasyonel öncelikli ilke de ortaya çıkıyor. Biz bunlara 3 tane I harfi diyoruz İngilizce'de. Uygulama, kapsayıcılık ve yatırım. Bu 3 tane I'nin benimsenmesi beni çok mutlu etti ve şimdi artık ortak bir terminolojik sütun oldu, ayak oldu bizim toplantılarımızda 9 aydan bu yana. Umuyorum ki önümüzdeki 3 ayda da bu devam edecek, zirve toplantısına kadar geçen süre zarfında. Bizim ilk önceliğimiz uygulama. Uygulama konusunda bazı kilit alanlarda uygulamada önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Burada Brisbane'de üzerinde mutabık kalmış olduğumuz bazı konuları uyguluyoruz. Mali düzenleme gündemi ve matrah aşınması ve kar kaçırma ile mücadele konuları. Bunların hepsi G20 alanında, G20 ülkeleri içerisinde çalışılıyor. İyi haberlere rağmen
2010 IMF kotası ve hükümet reformlarının uygulanmasında bazı sıkıntılar var ama Amerikan Birleşik Devletleri idaresinin bu noktada taahhüdü var. Bu uygulanacaktır diye düşünüyorum. İkinci önceliğimizle alakalı, yani yatırımla alakalı. Ülkelere özgü yatırım stratejilerimiz var. Ve sizlerin de çabaları sayesinde, hepinizin çabaları sayesinde önemli adımlar attık bu hedeflere ulaşma konusunda ve daha da ileriye doğru gidebilmek için önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha da fazla çalışacağımızı düşünüyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bu alanda yapılan çalışmalar bizim ülkelerimizin proje planlamalarını, hazırlıklarını ve karar alma mekanizmalarını çok kolaylaştırmıştır. Bunlar için teşekkür etmek istiyorum. Dünya Kobi Forumu ve Küresel Altyapı Merkezi'nin hayata geçirilmesi bu cephede altı çizilmesi gereken önemli kazanımlardır. Dünya Kobi Forumu İstanbul'da Kobiler farklı ülkelerin Kobileriyle kilit siyasi karar alıcılar arasında bir köprü vazifesi görecektir. Kapsayıcılık da üçüncü önceliğimizdi. Biz kalkınma sıkıntılarını özellikle de en az gelişmiş olan ülkelerin kalkınmasal yaşadıkları sıkıntıları gündemimiz içerisinde çok sektörlü bir bakış açısıyla ele almayı taahhüt etmiştik ve G20 kalkınma çalışma grubunun yaptığı çalışmalarda bunların önemli faydalarını gördük. Kalkınmakta olan ülkelerin kendi kalkınma gündemlerine bizim yapmış olduğumuz tavsiyeleri almaları da bir başarıdır. Kadınların ve gençlerin istihdamı kapsayıcı büyüme için çok önemlidir. Gençlerin istihdamı veya gençlerin işsizliği gündem maddelerimizin en önemlilerinden birisidir. Çünkü gençler siyasi ve sosyal istikrarın kilididir. Bizim ülkelerimizde genç işsizliği gerçekten kabul edilemeyecek kadar yüksek düzeyde. Bunun için kapsamlı bir strateji lazımdır. Aynı zamanda stratejik uygulamalar da olmak durumundadır. G20 Çalışma bakanları daimi olarak iş gücü piyasasının dışında kalma riski olan genç insanların miktarını %25 azaltma konusunda bir taahhütte bulunmuştur. Bu önemlidir. Ayrıca istihdam yaratılması yetmiyor. Yaratılan istihdamın niteliği de önemli. Nitelikli istihdama ihtiyacımız var. Yeni yaratılan iş sayısı önemlidir ama büyümenin eşitlik içerisinde olması gerekir ve bu büyümeden toplumun her sektörü payını almalıdır. Bu niceliksel hedef bize fayda sağlayacaktır ve bizim genç insanlarımıza daha iyi istihdam şartları ortaya koyacağız diye düşünüyorum. Eğitim ve eğitim alanında yapılacak olan çalışmalar da buna katkıda bulunacaktır. G20 sadece bildiğiniz gibi bugünün sıkıntılarına eğilmiyor. Aynı zamanda gelecek nesillerin de sıkıntılarına eğiliyor. Bu da bunun bir göstergesi. Dolayısıyla buradaki temel kavramlara baktığımız zaman kapsayıcılık, toplumun bütün katmanlarını kapsayabilmek, dünyanın bütün ekonomilerini kapsayabilmek ve uygulama hangi anlamda? Sadece karar alma anlamında değil, alınan kararların hayata geçirilmesi alanında bir uygulama. Bu noktada çok iyi işleyen bir izleme mekanizmamız var. Ve yatırım da bildiğiniz gibi yatırım büyümenin kaynağıdır. Bu da Türkiye dönem başkanlığının ana gündem maddesi olmaya devam edecek. Zirve toplantısında da bunu göreceğiz. Ben bu üç öncelik alanında başarıya ulaşmış olduğumuzu görmekten dolayı mutluyum. En azından Antalya zirvesi için bir çerçeve çizmiş olduk. Hepinize ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aidiyet şuurunuz için G20 hedeflerini benimsediğiniz için Türk dönem başkanlığının önceliklerine bağlı kaldığınız
aldığınız için ve sadece kendi uluslarınız için değil, küresel toplum için, insanlık için çok çalıştığınız için sürdürülebilir bir kalkınma, dengeli bir gelir paylaşımını dünyanın dört bir yanında hasıl etmeye çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir krizler döngüsünden geçiyoruz 2008 küresel ekonomik krizinden sonra. Ve tabii ki eski deneyimlerden de ders almak durumundayız. Dünya ekonomisi belli ekonomik krizleri geçmişte nasıl aştı? Dün 1924 ekonomik krizine atıfta bulundum. Uzun vadeli döngülere baktığınız zaman 400 yıllık bir süre içerisine bakalım isterseniz. Çok açık bir bağlantı göreceksiniz küresel ölçekteki savaşlarla ekonomik krizler arasında. 1920-21 krizi Birinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanmıştı. 1929 krizi ise tarihte yaşanılan en büyük krizdir. O da sadece büyük bir ekonomik kriz değildir. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan da bir kriz olmuştur. Çünkü sosyal huzursuzluk ortamlarında belli konularda bizler normalden farklı davranırız. Ulus devletlerin bakanları olarak değil de başka bir şekilde davranırız. Ben Dışişleri Bakanı iken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevre konulu toplantılara katılıyordum ki zannedersem sizlerin de benzer deneyimleriniz olmuştur. Birkaç gündür sizleri burada görüyorum ve bunu anlıyorum. Çok uzun teknik tartışmalar yürür oralarda ve bazen de bizler ulusal önceliklerimize odaklanırız, küresel aidiyet veya sahiplenmeden ziyade. O çevre konusundaki Dışişleri Bakanlıkları toplantılarından bir tanesinde zannedersem ben 8. konuşmacıydım. Ve dostlarımın, meslektaşlarımın birçoğu esasında sıra bana gelene kadar kendi ulusal perspektiflerini çevreyle alakalı olarak ortaya koydular ve çevre politikalarının belli kısıtlarını ortaya koydular. Ve birçok insan dinliyordu ama gerçekten böyle bir etkileşim yoktu. Benim konuşma sıram geldiği zaman genellikle biliyorsunuz diplomatlar metin hazırlar ve bunu yaparken de teknik ve can sıkıcı bir şekilde bunu yaparlar. Kimse de dinlemez onları. Herkes zaten onları bekler. Ben metnimi okumayacağım dedim. Metni bir kenara bıraktım. Ama bir şey söylemek istiyorum dedim. Diğer konuların hepsinde biz kendi ülkelerimizin, ulus devletlerimizin bakanları olarak davranabiliriz. Ama mevzu çevre ise ki çevre dediğimiz zaman insanlığın geleceğinden bahsediyoruz. Bizler insanlığın İçişleri Bakanı olarak konuşmak durumundayız. Ulus devletlerin Dışişleri Bakanları olarak değil. Çünkü ontolojik bir varlığımız olmazsa siyasi bir varlığımız da olmaz. Yani biz insan olarak var olmazsak siyasi olarak da var olamayız. Küresel bir ekonomik kriz ortaya çıktığında da Maliye Bakanları, ulus devletlerin Maliye Bakanları sadece kendi ulus devletlerinin maliye bakanları olarak davranmamalılar. Aynı zamanda küresel toplumun bakanlarının oluşturduğu ortak bir kulübün bakanı olarak davranmaları lazım. Aksi halde çok uzun süre tartışırız ama neticede belli sonuçlara ulaşamayız. Özellikle bu tarihi günlerde ve yıllarda ki küresel ekonomide ve siyasette dönüşümün yaşandığı bu tarihi dönemlerde analizleri nasıl yapacağımız konusunda, durumu nasıl anlayacağımız konusunda ve belli politikaları nasıl şekillendirip krize müdahale edeceğimiz konusunda çok dikkatli olmalıyız. Evet, bizler çok tarihi bir ülke Türkiye. Hoş geldiniz demek istiyorum. Sizinle birlikte burada olmak ve görüşlerimizi paylaşabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Ve buradaki konumuz Türk Dönem Başkanlığı'nın gündemiyle alakalı. Ve tabii ki de bizim dönem başkanlığımızın ve uluslararası gündemin önemli maddelerini burada sizlerle paylaşacağız.
iş dünyasıyla politika yapıcıları birlikte çalışmak suretiyle uluslararası siyasi ekonomiye ve küresel krizlere nasıl cevap verecekler, bunu tartışıyoruz. Dolayısıyla ben burada bazı ana konuların altını çizmek istiyorum. Bugün burada bazı politikacıları da görüyorum. Bir arada nasıl birlikte çalışabiliriz? Ki buradaki sahiplenme ve aidiyet duygusu beni de mutlu ediyor. Uluslararası küresel toplumun, insanlığın geleceğine ilişkin bu sahiplenmesi beni mutlu ediyor. Tarihin belli zaman